Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Yine önceki sure, Talak suresi, o da ya eyyühen nebiyyü diye başlamıştı. Talaktan bahsediyordu, boşanmadan bahsediyordu. Çok önemli, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi doğrudan muhatap almıştı. Burada da ya eyyühen nebiyyü, Efendimiz aleyhisselam özelinde bir olay, özelinde bir hadise. Oradan başlayacak, özelden genele gidecek. Oradan bize dair, ailemize dair esaslar bırakacak. Ya eyyühen nebi, ey nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Niçin Allah Teala'nın sana helal kıldıklarını haram kılıyorsun? Lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Şu Efendimiz aleyhisselam Allah Teala'nın helal kıldığını haram kılar mı? Kılmaz. Efendimiz aleyhisselam da helal, bu helaldir der veya bu haramdır der. Fakat Efendimiz aleyhisselam bu helaldir dediği, haramdır dediği Allah Teala'nın tayinine göre olur. Ve yuhillu lehumut tayyibati ve yuharrimu aleyhimul khabaise. Tayyibat olanları Allah azze ve celle'nin talimatıyla Efendimiz aleyhisselam onlara dair helal hükmünü verir. Eğer bir şey habisse yine Allah Teala'nın talimatıyla Efendimiz aleyhisselam onların haram olduğunu bildirir. Peki helal kılan, haram kılan kim? Sallallahu aleyhi ve sellem. Faili kim bu fiilleri? Muhammed aleyhisselam. Kendisine bizzat bu yetki verilen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi helal kılıyorsa veya haram kılıyorsa, bundan dolayı azarlanıyorsa, Efendimiz aleyhisselam bundan dolayı ikaz ediliyorsa, haşa, o zaman Kur'an-ı Kerim'de bir taarruz olur, bir tenakuz olur. Bu olmayacağına göre, لَا يَتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ. Hiçbir şekilde, hiçbir surette Kur'an-ı Kerim'e batıl gelemeyeceğine göre, onda tenakuz olmadığına, olmayacağına göre. O halde Araf suresindeki ayet-i kerime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in helal kıldığını, haram kıldığını açıkça bize bildiriyorsa, burada neden Efendimiz aleyhissalatu vesselam لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكْ diye ikaz ediliyor? O zaman bu ayeti nasıl anlayacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Yakup aleyhisselam gibi küllü taami kâne hillel li beni İsraile illa ma harrama İsrailu ala nefsihi min kabli en tunezzelet tevra. Tevrat indirilmeden önce Hazreti Yakup aleyhisselam kendisine devenin etini yemeyi haram kılmıştı. Böyle bir ada vardı, yemiyordu deve eti. Kullu ta'am kana hillen li bani İsrail. Her şey Beni İsrail'e helaldi, bütün yiyecekler. Fakat Yakup aleyhisselam, İsrail aleyhisselam, biliyorsun İsrail Yakup aleyhisselamdır, kendine devenin etini yemeyi haram kılmıştı. Nasıl o kendine haram kıldı? Yani daha zahit bir hayat, daha zühd merkezi bir hayat yaşamak istemişti. Bazı abidler, zahitler, onlar da kendileri için program belirlerler, derler ki günde 21 lokma yerim, şunları yerim, şunları yemem. Yemediklerini kendilerine haram kılmazlar, fakat zühde, takvaya, kendi bedenlerini alıştırabilmek için böyle yaparlar. O halde Efendimiz aleyhisselam da burada Yakup aleyhisselam gibi ya da zahit bir hayatı yaşamak için kendine bal yemeyi haram kılıyor. Haram kılıyor derken bizzat bu haramdır demiyorlar, sizler yiyemezsiniz demiyorlar, ben yemeyeceğim diyor. Yani biri kalkıp dese ki ben bundan sonra ekmek yemeyecek, sadece makarna yiyecek, pilav yiyecek, bu halde hayatımı devam ettireyim. Fakat ekmeğin haram olduğunu söylemiyor ama ben yemeyeceğim diyorsa, kendine onu yasaklıyorsa, bu Allah Teala'nın helal kıldığını haram kılma anlamına gelmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bal haramdır demiyor, kendine de haram kılmıyor, sadece Efendimiz yani benim için de bu haramdır demiyor, imtina ediyor. Zahitlerin yaptığı gibi bundan sonra ağzıma bal koymayacak ama bu haramdır, onu da söylemiyor. İmtina ediyor veya Efendimiz aleyhissalatü vesselam evla olan Allah Teala'nın nimetlerinden olan balı da yemesiydi ama terk-i evlada bulunuyor. Evla olanı terk ediyor. Terk ettiğinden dolayı Allah Teala onu لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُ. Allah Teala'nın umum planda helal kılmış olduğu bu balı sen kendine neden haram kılıyorsun? Haram kılıyorsun yani imtina ediyorsun. Neden imtina ediyorsun anlam veriyoruz? Çünkü
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim bize ve yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul khabaith. Onun helal kıldığını, haram kıldığını, Allah adına bunları yaptığını bizzat bize ifade ediyor. Eğer aksi anlamış olursak o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ve Hristiyanların rahiplerinin, hamlarının yaptığı gibi onlar ne yapıyorlardı? Bizzat helal kılıyorlardı, haram kılıyorlardı. Kendileri hevalarından, heveslerinden bunu yapıyorlardı. İttakadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a Adi bin Hatim gelip onları ilah yapmamıştık ya Resulallah deyince Efendimiz aleyhisselam onların helal kıldığını helal, haram dediklerini haram kabul etmiyor muydunuz? Evet deyince işte bu odur, o anlama gelir. İttakadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. O halde birileri bu haramdır diyor, birileri bu helaldir diyorsa, onlar kendi hevalarından bunu yapıyorlarsa, insanların da onları bu şekil ve surette kabul etmesi, onları ilah yerine koyma anlamına geliyorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir konumdan, böyle bir ameliyeden kesinlikle münezzehtir, kesinlikle uzaktır, kesinlikle beridir. O halde Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri yan yana koyduğumuzda biz buradan şu anlamı çıkarıyoruz. İmtina. Niçin imtina ediyorsun? Neden balı yemiyorsun? Neden bu derece bir zahitlikte bulunuyorsun? Tebtagî merdâte ezvâcek. Peki tebtagî lime tuharrimu mâ halallâhu. Lime tuharrim bunun tefsiri olabilir. Yani neden haram kılıyorsun? Şunun için. Tebtagî merdâte ezvâcek. Eşlerinin rızasını onu amaçlıyorsun. Bu gayeyle bunu yapıyorsun. Veya tebtagî tuharrimunun failinden haldir. Neden imtina ediyorsun balı yemekten? Eşlerinin rızasını arzuluyor halde niçin imtina ediyorsun? Veya tebtagî merdâte ezvâcik istinafi olur, başlangıç cümlesi olur. O zaman tebtagî merdâte ezvâcik haram kılmanın bir anlamda gerekçesini bize veriyor. Niçin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haram kılıyor? Yani imtina ediyor. Neden imtina ediyor? Eşlerinin arzusunu, rızasını kazanabilmek için. Peki yapma bunu söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim eğer birilerinin rızasını kazanacaksa o zaman eşler senin rızanı kazanacaklar. Rızanı kazanmak için onlar adım atacaklar. Vallahu gafurur rahim. Allah Teala gafurdur. Bütün bu bapta senden zelleler sadır olduysa onları affeder. Rahimun Rahmandır ve Rahim'dir. Yani Allah Teala merhamet gösterir ziyadesiyle hem Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hem de bütün kullarına ziyade rahmeti vardır, merhameti vardır. Vallahu gafurur rahim. O halde hadise şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep binti Cahş'ın radıyallahu anha evine uğruyor. Orada bir müddet kalıyor. Zeynep binti Cahş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bal şerbet veriyor. Allah Resulü de bal şerbetini içiyor. Biraz gecikiyor. Gecikince Hazreti Ayşe ile Hafsa onlar anlaştılar. Diyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin evine gelirse Hafsa'nın evine ya da Ayşe'nin evine diyelim ki inni ecidu minke rihel magafir. Senden magafir kokusu geliyor. Arı magafir çiçeğinden o tomurcukları aldıysa, özü aldıysa balında magafir kokusu olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tatlı şeyleri, balı vesaire, şerbeti sever. Fakat çirkin kokulardan da rahatsız olurdu. Eğer ona böyle dersek acaba Zeynep'le arasında bir mesafe koymuş olur muyuz diye Ezvacı Tahirat arasında, Efendimiz aleyhisselam eşleri arasında küçük çaplı hadiseler olurdu. Bir tarafta Zeynep var. Annelerimizin bir kısmıyla o beraberdi, bir kısmıyla da Ayşe radıyallahu anha birlikteydi. Ayşe'nin yanında Hafsa da var. Hafsa'yla birlikte beraberdi. Efendimiz aleyhisselam kimin evine gelirse böyle diyelim. Allah Resulü aleyhisselam bu ifadeyi onlardan birinden duyunca peki dedi, bir daha bundan sonra bal yemeyeceğim. Bir daha bundan sonra
bu tür şeyleri almayacağım dedi. Bu magafirden olan bal şerbetlerini, içinde magafir kokusu olan bal şerbetlerini içmem buyurdular, bal yemem buyurdular. İmtina ettiler, imtina ettiklerini açıkça beyan ettiler.